Geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet, atışlar konusunun ÖSYM tadında 5 sorulara devam edelim. Evet, ilk sorumuz şöyle. Bir bilgi notu var mı, arkadaşlar. Hava sürtünmesini ihmal edilmediği bir ortamda serbest düşmeye bırakılan bir cismin, bir cismin için bir hava direnç kuvvetinin değeri K sürtünme klasitesi A, e, hareket yönündeki en büyük kesit alanı V ise cismin hızıdır. Buna göre havanın sürtünme hükümeti k çarpı a çarpı ve karede bağıntısı diyor. Buna göre bu bağıntıyla hesapla serbest düşmeye bırakılan m kütle cismin yere düşüne kadar geçen sürede hız zaman grafiği şekildeki bir Buna göre diyor t 1 anda cisme diken hava direnç kuvvetinin büyüklüğü kaç mg'dir? Şimdi arkadaşlar limit hız olayını tabii ki şöyle limit hız cismin sabit hız hareket Sabit hız olduğu zaman yani şu noktada arkadaşlar cismin ağırlık kuvveti ile havanın direnç kuvveti dediğimiz k çarpı s çarpı hızının karesi olan 4 v kare orantılıdır. Çünkü k çarpı s çarpı v kare. O zaman burada arkadaşlar mg ifadesi k çarpı s çarpı 4 v kare. 4 v kare bu hızın karesi olur. Çünkü yani normalde formülümüz k çarpı s çarpı v kareydi. Bize bu andaki e, havanın direnç kuvvetini söylüyor. Bu andaki havanın direnç kuvvetinin kaç mg olduğunu bilmiyoruz. O zaman mg üstü diyelim buna. O zaman e, k çarpı s çarpı Evet k çarpı e, s çarpı v kare olduğu için eğer 4 k s v kare de mg ise bunun dörtte biri olduğu için o zaman buradaki ağırlık ne olarak arkadaşlar? mg bölü 4 olarak bulmuş oluruz ve cevabımızı aşık olarak işaretleriz. Evet geldik ikinci sorumuza. Hava direncinin önemsemediği bir ortamda birincisi P noktasından serbest bırakıldığı anda başka bir cisim R noktasından V hızla düşüyor yukarı atılıyor. Cisimler S noktasına karşılaşmak üzere V hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar cisimler 3 saniye sonra Bunlar burada cisimler arkadaşlar S noktasına karşılaştığına göre bu cismin aşağıya doğru serbest düşme hareketi yaptığı için 5, 15, 25 ile alır. Ya bu cisim aşağıya 3 saniye ne yaptı indi. O zaman bu cismin 3 saniye yukarı çıkması lazım. O zaman 3 saniye çıkması için burada arkadaşlar 45, 35, 25 dediğimiz zaman bu toplamı ne yapıyor? 105'i verin bakalım. 70, 80, 25 105 oldu. Demek ki burada da 3 saniye gerçekleşti. 45 ile başlaması için burada cismin atıldığı an arasında 50 olmasın. Nerede anlayacağız arkadaşlar? Düşünelim şöyle. 45, 35, 25. Soruyu tersten düşünüyoruz. 15 ve 5. Burada kaç saniye arada var toplamda? 5 saniye var. Demek ki o zaman atıldığı andaki hızının ne olması lazım? 50 olması lazım. Çünkü şuraya kadarki olan yolu soruyor bize. 45, 35, 25 burada 105'i verdiği için atıldığındaki hızı o zaman 50 olarak söylemiş oluruz. Evet geldik 3. sorumuza. Hava direncinin önemsemediği bir ortamda K cismi yerden 80 metre yükseklikten düşüyor olarak yukarı doğru 40 metre bir saniye hızla. L cismi düşüyor olarak aşağı doğru 30 metre bir saniye atılıyor. L cismi yere çarptığında K cismi yerden yüksekliği. Şimdi L cismi yere çarpması arkadaşlar bu cisim buraya geldiği zaman ee, toplam tabii ki buraya hız geldi hızını bilmiyoruz ve hızı. Ama sonuçta buradan 30'da başlamış. 80 olmuş arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Eğer bu cisim L cismini sıfırdan bırakılsaydı ne olurdu o zaman? O zaman buraya kadar 3 tane geçerdi. O zaman 5, 15, 25 deyip buraya kadar 3 sayardık. Bundan sonra nasıl sayardık? 35, 45 saydığımız zaman bu toplam arkadaşlar şuradaki toplam neyi ver? 80'i verir. Demek ki bu arada kaç sene geçmiş? 2 saniye geçmiş. Demek ki burada arkadaşlar cismen buradan buraya geldiği zaman ki zaman 2 saniye. Şimdi bu 2 saniyede yukarı çıkarken tabii ki hızı ne olur? 2 saniyede hızı onar onar azalacağı için hızın 20'ye düşür. Bize buradaki o zaman toplam yüksekliği söylüyor. Yani şu toplam yüksek. O zaman burayı bulabiliriz. Burayı şöyle bulabiliriz arkadaşlar. 40 ile 20 ile çıktı. 40 ile 20'nin ortalaması ne yapar? 30. Kaç saniyede? 2 saniye. O zaman cisim yukarıya 60 metre yol aldı. O zaman 60 metre yukarıdan yol var. 80 de buradan mı? O zaman cismin buradan yüksekliği toplamda 60-80 daha ne yapar? 140 olarak bulmuş olduk. Evet geldik dördüncü sorumuza. Sürtünmeyi önemsemediği bir ortamda K noktasından 3V hızlı, 3 v hızla yatay olarak cisim L noktasından 3 kök 2, M noktasından 5 ve büyüklükte hızla hareket ediyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi sorumuzu yine 3 v bu incelediğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi burası 3 v ise burada 3 v olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Çünkü yatay hızı değişmez. Burası 3 v olursa düşey hız 3 v olur. Neden? Çünkü 3, 3 ise 3 kök 2 olması lazım. O zaman bu yatay hiçbir zaman değişmez. 3V. O zaman bunun düşeyiz arkadaşlar. 4V olması Çünkü 3, 4, 5 üçgen oluşturması gerekiyor. Bu işin ışıklara bakalım. Yani cismin kali arasını alma süresi. Kali arasını alma süresi düşey bağlı. E, düşey hızımız arkadaşlar 3V. 3V'yi 3T'de alsın. E, LM arası. LM ise bakın ne yapmış? 4V olmuş. 3V'den 4V 1V oldu. Şimdi burayı da T sürede alır arkadaşlar. O zaman bu ifade doğrudur. Yani burayı 3T'de aldı. Burayı T sürede aldı. PL arası uzaklık TM arası uzaklıktan büyüktür. Şimdi bu uzaklığı alırken arkadaşlar bu uzaklığı nasıl yazarız? Burayı 3V çarpı 3T ile yazarız. Şurayı yazarken de arkadaşlar 3V çarpı T ile Burası bunun kaç katı? Tam 3 katı. O zaman bu ifade doğrudur arkadaşlar. LT arası uzaklık. Şimdi LT arası şu düşe yüksekliktir. O zaman düşe yüksekliği şöyle bulabiliriz. Bu cisim aşağı inerken buradan H, 3H, 5H şeklinde. Yani 3T olduğu için. Buraya T ile düştüğü için arkadaşlar burası da 7H olur. Şimdi buradaki toplam yol ne yaptı? 9H oldu. Burası 7H oldu. O zaman burada arkadaşlar LT arası uzaklık. K T arası uzaktan küçüktür. küçüktür evet. Çünkü KP arası 9H bulduk. Ama L burada L teras dediğimiz Yani şu düşe yükseklikte. Burada arkadaşlar 7 aşağı bulduk. O zaman bu ifade doğru. Çünkü burada bakın 7 aşağı olduk H3H5H7H oldu. O zaman 3'ün de doğru olduğunu yapmış olduk. Görmüş olduk. Evet. Dokuzuncu sorumuz şöyle. Sürtünmeler ihmal edildiği bir ortamda bir kulenin tepesindeki noktalardan AB cisimleri V olan hızlarla şekildeki gibi atılıyor diyor cisimler aynı anda atıldığına göre yargılan hangileri doğrudur? Şimdi şeklimi incelediğiniz zaman bu cismi aşağı bir düşey hızı var. Ama bunu aşağı doğru bir hızı yok. Sıfırla sadece yatay hızı var arkadaşlar. A cismi B cismin daha önce düşer. Aşağı düşey hızı olduğu için düşey hızı aşağı düşeceği için o zaman bu daha önce düşer arkadaşlar. Doğru çünkü bu daha geç. Çünkü bunun yatay hızı değişmez. Bunu aşağı düşüren her zaman düşey hızıdır arkadaşlar. A cismin yere çarpma hızı B eşittir. Burada A cisminin yere çarpma hızı şöyle düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar enerji mantığını şöyle atışlara yorumlamak zordur. Cismin atıldığı andaki potansiyeller aynıdır. Atıldığı andaki kinetiklere aynıdır. Yere çarptığı hızı da M çarpı V üstü kare olsun. M'ler gideceği için burada biz neye bakmamız lazım? O zaman atıldığı yüksekliğe bakmamız lazım. Atıldığı hıza bakacağız. O zaman yere çarptığı hız her ikisi için de aynı olmak zorundadır arkadaşlar. Enerji kurumlarını ne yaptı? Daha rahat yorumlamış olduk. Şimdi gelelim iğmelere. İğmeleri nedir? Hiçbir zaman birbirinden farklı olamaz. Çünkü bunu iğmesi de G'dir. Bunun iğmesi de Çünkü yer çekilmesi düşmüş olur. O zaman cevabımızı B şıkkı olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 6. sorumuza. Hava direncinin dönemsemedi bir ortamda P cismi HB yüksekliğinden R cismi de HR yüksekliğinden V büyüklüğündeki hıza düşüyor olarak aşağı atılıyor. P cisminin yere çarpması 3V, R cisminin yere çarpması 3, 2V olduğuna göre HB, HR nedir diyor. Şimdi sorumuz arkadaşlar bu cismin yere düşme hızını 3V olarak ne yapmış soruda belirtmiş. Bu cismin de yere çarpma arkadaşlar burada 2V olarak belirtmiş. Şimdi 3V ile belirtilen tepeden serbest bırakıldığı için o zaman şöyle yazarız. H 3H 5H yazarız. Niye yazdık? Çünkü 3V'ye 3T diyelim. Demek ki bu cismin yere düşme süresine 3T olsun. Şimdi o zaman HB arkadaşlar H3H ne yazdık? 5H yazdık. Unutmayalım şu zaman. Toplam yüksek 5, 3, 1 daha ne yaptı? O zaman burası arkadaşlar 9H oldu. Şimdi bu cisim buradan buraya V2V gelmiş. Şimdi bu cisim eğer buradan başlarsa sıfırdan başladı. Sıfırdan başlasaydı arkadaşlar ilk buraya bir H diyecek. Çünkü 1V olmuş. Buradan da buraya yine o zaman buradaki süre buradaki süre eşittir arkadaşlar. O zaman V'den 2V yine bir saniye geçecek. İkinci aralıkta alacağı yol 3H olacak. O zaman bize sadece bu kısmı soruyor şu. O zaman buraya da 3H yazarız. O zaman 9 bölü tane arkadaşlar cevabımızı 3 olarak bulmuş oluruz. Geldik yedinci sorumuza. Hava direncinde ihmal edildiği bir ortamda H yüksekliğinde ve sıfır büyüklüğündeki yatay hızla M kütlelecisi şekildeki V büyüklüğündeki hızla yere çarpmaktadır. Yer çekimmesi V ve alfa açısının trigonometrik değerleri bilindiğine göre hangileri hesaplanabilir? Şimdi arkadaşlar biz burada yer çekimini biliyoruz. V'yi ve alfa açısını biliyoruz. Şimdi alfa açısını eğer e, biliyorsak arkadaşlar süreyi şuradan bulabiliriz. Öncelikle H'yi yazarken 1 bölü 2 GT kareden. Şimdi biz burada arkadaşlar tabii ki haşı şu an e, bulabiliriz. Evet. G'yi biliyoruz arkadaşlar. T'yi şöyle bulabiliriz. Burada bunu ne yaparız? Yatay hızını ve düşey hızını ayırırız. Bunu nasıl ayıracağız? Sonuçta V'yi biliyoruz. Açı biliyorsak V'yi buluyoruz. V'den arkadaşlar GT'den G biliyorsak T'yi bulabiliriz. Burada T'yi biliyorsak o zaman haşı da buluyoruz. Ama haşı bulduk arkadaşlar. X'i nasıl buluruz? X eşittir. Vx çarpı T miydi? Açı yardımıyla v Vx'i bulduk. E, T'yi de biliyorsak o zaman x'i de bulduk. O zaman bunu da bulduk arkadaşlar. E, yukarıdaki atış hızı bileşene ayırdığımız için burası bu hızla arkadaşlar. Bu hız birbirine eşittir. O zaman bu hızla bulduk. E, süreyi de zaten buradan bulmuştuk arkadaşlar yükseklikte. O zaman hepsini ne yapıyoruz? Hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Evet Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve videolarımızı mutlaka beğenelim arkadaşlar.